Bilirkişi raporundan herkese merhaba. Bu hafta stüdyomuzda yapımcı, sunucu, influencer, içerik üretici, geliştirici, seslendirmen, hatta oyunculuk deneyimi olan sevgili Fulya Sezen'i ağırlıyoruz. İzleyicilerim, canlarım, beni sizler yarattınız yani gerçekten. Öv beni, Deniz, öv. Fulya, şimdi ne diyeceğimi şaşırdım. Yani ben tek kişilik dev kadro biliyorsun yani. Her iş var yani, hani birine 10 marife. Hayır, şimdi asıl mesele, asıl zorluk Selen'de. Şimdi programı, yani senin videona kapak yapacak. Ne yazacağım şimdi yani Fulya Sezen ve... Sen soruyorsun ya hani, ya seninle çok eski arkadaşız zaten. Evet. Hani seninle ilgili nasıl bir anons yapayım diye. Ben inan ki ben bile bilemiyorum. Hani benimle ilgili gerçekten hani benim titrim de yani. Biraz hayatı sorguladım. Acaba ben kimim? Şu an bunu düşündüm. Ben kimim? Ne yapıyorum? Evet ya, ama tek kişilik dev kadro diyelim. Sahiden öyle upuzun bir böyle hani titir saydıktan sonra. Canım. Ama öyle bir girişim, hani asolist gibi hissettim kendimi. Böyle işte bir izleyici, şey hani sunucu, izleyicilerim, canlarım, beni sizler ya. Artık Selen bir alkış efekti eklersin. Evet ya. Yani. Eksik kalmasın. Nasıl gidiyor Fulyacık? Güzel nasılsın? Gidiyor. İşte pandemi hani... Biraz alıştık bu sürece. Ben çok tedirgindim bu süreçte. Yani herkes gibi çok endişeliydim ama biraz hani atlattık herhalde. Alıştık. Alıştık da diyelim. Bir şekilde devam ediyor yani. Her şey yolunda ama çok şükür. Öncelikle sağlık. Sağlığımız yerinde. Onun dışında her şey yolunda. Koşturmaca devam. Evet, evet. Öyle. Sen çok aktifsin, çok faalsin zaten sektörde. Biraz hani oraya geleceğim. Aslında hani şu son dönemi konuşmadan önce biraz başlangıca değineyim istiyorum. Sen 2000'li yılların başından beri Fulya sektördesin. Yani hem sunuculuk yaptın, pek çok program yaptın, program yapımcılığı yaptın. Evet, çok aktif bir dönem geçirdin. Biraz hani nasıl girdin, onlardan bahsedelim mi? Ben aslında bu işleri lisede başladım. Yani lisede ilk nasıl başladım? O zaman bu ajans mantığı vardı. Yani bir modellik ajansı, Neşe Erberk ajans vardı. Sonra kardeşine devretti vesaire vesaire. Cengiz Erberk değil mi? Evet, 2001 yılında ta lisedeyken hakikaten bu işlere başladım. Hatta bir modellik kursu vardı. Ona gittim. Yaz tatiliydi. Lise 1'deydim. Modellik kursuyla başladım. Sonra o modellik kursunda böyle 3 kişiyi Neşe Erberk Ajansı'na almak istedi. Ve serüven o şekilde başladı aslında. Hem modellikle başladım. Üniversiteyi de Ankara'dan İstanbul'a gittim. Bilgi Üniversitesi mezunuyum. İşletme İktisat. Aslında bölümümle hiçbir alakası yok yani yaptığım işlerin ama her zaman da söylüyorum. Şimdiki aklım olsa çok genç yaşta karar veriyoruz bazı şeylere. Şimdiki aklım olsa kesinlikle bir konservatuvar okumak isterdim mesela. Yani ya da böyle daha kreatif işlerle alakalı bölümler okumak isterdim kesinlikle. Ama o dönemler öyleydi. İşte ben de Fen Lisesi mezunuydum. İşte ne yapalım hani... mühendislik, doktor vesaire hani böyle bir şey istemiyorum, tıp vesaire. O yüzden de işte hadi eşit ağırlıktan işletme iktisata girelim dedik. İşte dediğim gibi şimdiki aklım olsa bambaşka olurdu zaten. Bu şey hani kısaca böyle kronolojiye geçersek, üniversite hayatım boyunca modellik yaptım. Aynı zamanda işte böyle ufak böyle dizilerde falan rol almaya başladım. Oyunculuk eğitimi oldu vesaire. Ama ne zaman ki mezun oldum üniversiteden tam böyle full enerjimi TV sektörüne yönlendirdim. Televizyon programları yaptım işte. Ünlülerin evine konuk olduğumuz, evet, ünlüleri sorguladığımız gençlik programı, Özlem Yıldız'la bir canlı yayınımız vardı, benim içerisinde moda programım vardı. Hayvanlarla ilgili program, kendi moda programımı yıllarca yaptım zaten, bir lifestyle programdı. İşte içinde moda, bakım, güzellik, ünlülerle sohbetin olduğu böyle bir harmanlandığı bir programdı, onu yıllarca yaptım zaten. Böyle çeşitli televizyon programlarına, işte olimpiyatlarla ilgili program yaptım, o da TRT'deydi. Bununla birlikte seslendirme zaten başladı. Onun da bir eğitimini aldım. Seslendirme derken, televizyon programı derken yolum böyle blog sayfaları ve bir sosyal medya ile kesişti. Evet. Şimdi kendi Instagram'ım üzerinden zaten influencerlık yapıyorum. Aynı zamanda bir sosyal medya ajansım var. yani kronoloji böyle kısaca özetlemek gerekirse bayağı böyle eksik kaldı mı bilmiyorum. Hani ama böyle oldu. Şimdi de işte 2000
2000 kaçtan beri, 2014'ten beri bir ajansımız var. İşte AVM'lerle, otellerle vesaire onların sosyal medya, kreatif işlerini yönettiğimiz bir ajansımız var. Onu yönetiyorum. Ama yine sunuculuk işlerim oluyor. Hı hı. Tabii ki onlara devam ediyorum. İşte bakanlıkların sunuculuk işleri vesaire oluyor. Şimdi bu pandemiden dolayı maalesef yani hiçbir etkinlik olmadığı için bu aralar yok ama yine sunuculuk işleri devam. Fulya gerçekten. Ya ben inanamıyorum. Ya. Vallahi neler yapmışım ilgili yani. Yani şimdi seninle zaman zaman konuşuyoruz işte hani diyorsun ya bazen çok hani gençken işte bir şeyin içinde bunu veriyorsun kendini. Ben bizim sektör için de diyorum. Şimdi mesela şimdi olduğum yere bakıyorum. Nereden geldim diye şöyle kafamı çevirdiğimde neler yapmışız işte. Evet. Bazen işte CV'mi göndermem gerekiyor bazı yerlere. Satırları okuyorum. Unuttuğum o kadar çok şey var ki ya diyorum hani şimdi böyle acaba diyorum eksik bir şey kaldı. Ay bir de şimdi gelse pek çoğuna cesaret edemem. Evet. Öyle anlar da olmuş ama iyi ki de olmuş yani onun mesela, hepsi. Mesela benim de sizin için denedik diye bir televizyon programı sana da bahsetmiştim. Televizyon programı yapmıştık. Gerçekten ekstrem sporlarla alakalı. Biz gidiyoruz hani işin bilir kişisi hani. Aynen. İşi öğrenip sonra ben izleyici için deniyordum. Akrobasi uçağına binip havada taklalar mı atmadık? 10 bin feet'ten mi atlamadık? Skydiving mi yapmadık? Hani gökyüzü dalışı. Yani neler neler yaptık. Şimdi diyorum yani mümkün değil. Nasıl bir cesaretle ben onları yaptım? Gerçekten inanılır gibi değil. Tabii tabii. Evet. Bana da ben de işte o hani seninki kadar ekstrem bir durumum yok ama hani CV'deki o satırları okuyup da yaptığım şeyleri hatırlayınca yani şimdi gelse mesela yok ben yapamayacağım kusura bakmayın falan. Hemen çekileceğim çok şey var yani hani bakınca satır olarak. Ama işte onlar da belki bizi pişirdi be Fulya. Yani evet hani... evet tabii bugün ben olduysam eğer gerçekten onların çok büyük payı var diyebiliriz. Mesela özellikle Kanal A'da hani İstanbul'da bu kadar olmadı ama Ankara bu işin eğitimi, mutfağı hakikaten diyebilirim. Yani ben televizyonculuk namına, yapımcılık namına ne öğrendiysem Ankara'da öğrendim. Gerçekten yani hiç unutmuyorum Kanal A'da o zamanlar başlamıştım. O zamanlar tabii bir de üniversiteyi İstanbul'da okudum. İstanbul'da programcılık yaptım. Ankara'ya döndüm. Böyle şeyim o zamanlar. Ya pardon ama ya ben İstanbul'da program yapmışım hani siz hani böyle o zaman mütevazilik falan yok böyle. Şimdi hani hakikaten yaş ilerledikçe daha mütevazı olmaya başlıyorsun. Ama beni öyle güzel bozdular ki. Fulya. hiç unutmuyorum. İşte ilk programın çekimine gittik böyle Ankara'da. Tabii ben işin montajına hayatım boyunca oturmamışım. Çekiyorduk, evet. Sunuculuğunu yapıyordum. Ben dönüp arkamı gidiyordum. Evet. Şimdi yapımcılık unvanı vardı Kanal A'ya ilk başladığımda. Bu arada Kanal A derken şey demek istiyorum. O şu anki mevcut Kanal A değil. Aman yarabbim yani onu beni meç etmeyelim. Yok yok. Hani, eskiden Ankara yani ulusal kanaldı hakikaten. Evet. Yani güzel programların olduğu, moda programları yaptığımız hakikaten çok kaliteli programların. Hatta sevgili böyle ay ismini unuttum ve çok ayıp oldu. Burayı biraz keseriz ama. Fahrettin Damga vardı. Her zaman bize gerçekten güvendi, inandı. Bize şans verdi. O dönemde çok güzel işler yaptık onun sayesinde. Hı-hı. Ama toparlamak gerekirse, o anımı anlatıyordum. İşte montaja oturdum. Montajı yapan arkadaşımız var. Hatta sonradan çok yakın arkadaşım oldu Kaan. Ona da ben böyle hani izler muhtemelen. Ona da selamlarımı, sevgilerimi gönderirim. İşte evet. Montaja oturduk. Bana dedi ki evet hadi bakalım dedi. Ben dedi bunu nasıl montajlayacağım dedi. Nasıl montajlayacaksın? Hiçbir detay yok dedi. Nasıl? Ben bunu montajlamam dedi. Hayda ben öyle bir orada bir üstümden böyle kaynar sular dedi. Sonra çekimden geldik aslında bu ilk oldu. Kameraman bana dedi ki kaset elime verdi. Diski daha doğrusu. Ne yapacağım dedi. Aktaracaksın dedi. Ne bununla mı ben yapacağım? Hani inanamıyorum falan böyle. Ama günün sonunda hani bu dediğim şeyler bana öyle şeyler kattı ya. Ki ve ben oradan çıktıktan sonra gerçekten yani senelerce orada çalıştım ve oradan çıktıktan sonra aslında İstanbul'da hiçbir şey öğrenmemişim. Asıl mutfağı bu işin ben Ankara'da Kanal A'ya o anlamda çok borçluyum hakikaten. Çok şey öğrenmişim. Onların sayesinde bir ara kendi yapım şirketimi kurdum. TRT'ye programlar yaptım. Bir yapımcı ne yapar? Program nasıl montajlanır? Sunucu ne yapar? Vesaire hani tek kişilik dev kadro aslında kelimesi orada
oradan kaldı. Çünkü yapımcıydık, sunucuyduk, modeliydik, yeri geliyordu şoförüydüm falan, hani anlatayım mı? Ama günün baktığımda mutfağında bu kadar çalışıyor olmam bana çok şey katmış hakikaten. Yani hiç de pişman değilim. İyi ki Ankara'da, işte Kanal A'da çalışmışım, TRT'de çalışmışım. Ankara ekolünü, işte havasını soluyan zaten bence başarılı oluyor, biliyor musun? Ha, bir de buraya yani, her gelen konuğumla aynı şeye, noktaya varıyoruz. Yani kesinlikle. Ankara... Yani İstanbul'da o kadar program yaptım, hiç bana hiçbir şey öğrenmiş. Evet, bir şeyler kattı, sosyal çevre kattı, birilerini tanımak vesaire anlamında, ama gerçekten bu mesleğin hamuru ve yapımcılık anlamında bana kesinlikle Ankara çok şey katmıştır hep. Ya işte pek çok sektörde Ankara sahiden yani çok iyi adam yetiştiren bir çok kent gibi geliyor bana. Yani bizim işimiz için özellikle hani burada bir TRT var işte, baktığında burada Ankara dizilerinden geçmeyen oyuncu yok. Yani mutlaka hani İstanbul'a gitmeden önce herkesin bir yolu uğruyor. Sanki orası böyle bir alıştırmaymış ya gibi. Ben böyle eski oyuncuları ya da şimdi yani tiyatro bazı tiyatrocular öyle falan. Mesela İstanbul'da gerçekten ya da işte günümüz piyasasında böyle önemli isimlerin bir yolu Ankara'dan geçmiştir. Evet. O Ankara havasını, suyunu böyle bilmiyorum. Bir Ankara disiplini var bence. Onu alan insan da bir şekilde sadece bu oyunculukta değil aslında. Başka mesleklerde de böyle. Gerçekten başarılı CEO'lar vesaire bakıyor. Genel müdürler hep bir Ankara'dan geçmişler. Ya Ankara'da okumuşlar ya oranın havasını hani böyle solunmuşlar. Bir Ankara'dan geçmişler hakikaten. Herhalde buranın disiplini diyorum ben. Evet, ben de çok hem buna çok sahip çıkıyorum ve dediğin şeye çok inanıyorum. Çok katılıyorum. Sahiden öyle. Ve her gelen konuğumuzla da aynı şeyi konuşuyoruz. Evet, Ankara'ya disiplini. Yani öyle. Ya tabii televizyonculuk ben her zaman çok sevdiğim, böyle içimde hala yapmak istediğim muhtemelen, ama yani öyle bir dönemdeyiz ki maalesef hani görsel böyle basın diyeyim, hani televizyonculuk eskisi gibi değil. Artık ya kanallar da tematik kanal olmaya başladı. Ben televizyonculuk yaparken hep programcıydım. Yani haberci hiçbir zaman olmadım. Şimdi kanallar da artık ya tematik kanallara döndüler ya dizi ağırlıklı ya büyük yarışmalar, biliyorsun işte. Hani Survivor'da oydu buydu. Evet. Hani onlara döndü. Artık böyle hafta sonu kuşağı pek kalmadı. Ancak tematik kanallarda çok nadir. Eskiden biz hafta sonu kuşağı vardı işte. Ne bileyim, magazin olurdu, moda olurdu, hafta sonu kuşağında sinema olurdu vesaire. Biraz hani televizyonculuk da hakikaten artık eskisi kadar, yani dürüst olmak gerekirse eskisi kadar güzel bütçeler yok. Kanallar artık hani şey yapıyorlar. Hani her şeyi konuşuyoruz artık burada, hani sponsorunu bul öyle gel oldu. İç yapım kalmadı. Tabii. Yani, alternatif hani, medyalar türedi artık. Hani. Bir de öyle bir şey ki artık günümüzde onun da çok büyük etkisi var. Öyle bir kitle, hani Z kuşağıyla karşı karşıyalar ve öyle bir kitleyle karşı karşıyalar ki günümüz izleyicisi bir şeyi, bir videoyu ya da bir dizi istediği zaman, istediği yerde, istediği şekilde izleme lüksüne sahip. Eskiden öyle değildi. Eskiden dedim, şunun 10 sene öncesinde öyle değildi. Tabii gerçekten, çok hızlı, çok hızlı gelişti. 2011'de televizyon programı falan ki izledin ya da tekrarı varsa izledin. Ya dizi de öyleydi. Tabii. Şimdi öyle değil ki. Tabii. Yani mesela bana artık o yüzden reyting sonuçları da çok anlamlı gelmiyor. Çünkü hani belli bir kesim, dediğim gibi, artık böyle istediği zaman, yani 8'de dizi başlıyor diye 8'de artık kimse şey yapıyor. İstediği diziyi istediği zaman istediği platformda izleme lüksüne sahip. Dolayısıyla televizyonculuk da biraz... Modası geçmeye başladı. Modası geçmeye başladı. Ben hep bunu söylüyorum. Çok da iddialı. 10 sene içinde televizyon diye bir şey de kalmayacak bence. 10 sene iyimser bir rakam. Yani, belki çok daha erken düşünüyorum. Evet. Yani 10 sene içinde o hani o televizyon, işte herkes bir dönem almış ya böyle evimizin orta köşesi, ona göre mobilyalar dizilir falan ya böyle. O kalmayacak artık. Ben kendimden çünkü biliyorum. Televizyon neredeyse hiç izlemiyorum. Yani bir haberler için açıyorum dürüst olmak gerekirse. Bir iki dizim var. Onun dışında ben de izlemiyorum artık. Tabii benim maalesef. İşte kızım asla televizyon seyretmiyor. Her şeyi... O kuşak bilmeyecek bilmiyor belki bile televizyonu. Tabii. Yani bana geçen kumandanın ne işe yaradığını sordu. Evet. Ben 90'larda biz çocukken bir haber hatırlıyorum. Şöyle bir şey demiştim. Çok ütopik gelmişti. İleride bir gün oturduğunuz yerden alışveriş yapacaksın. Öyle bir gün gelecek ki oturduğunuz yerden alışveriş. Şimdi ne demek oturduğun yer? O zaman kredi kartı gibi bir şey yok. İnternet zaten yani hani bir acayip lüks bir şey. Hani böyle tabii. Ben hani o dönemler lisede falan evimizde hemen bilgisayar yok, böyle laptop
laptoplar falan, bilgisayarlar kocamandı. Ay ben de böyle ne öyle ya, sanki fi tarihinden bahsediyormuşum. Ama yani 10 sene içinde çok şey değişti. Tabii yani ya işte hatırlasana. Hatta 5 sene içinde inanılmaz değişti. Ya telefonu takardık. Benim bahsettiğim tarihler de bu arada hani ben de şey hani sanki böyle biz çocukken 1960'larda falan değil yani. Hakikaten 2000'lerin başı bu bahsettiğim tabii, şey tabii. Yani 90'lar. Şimdi o yüzden onu anlayabiliyorum mesela. Hakikaten şu gün geldi, şu an oturduğumuz yerden alışveriş yapıyoruz, online alışveriş. Mağazaya gitmiyoruz. Gün gelecek televizyon hani şey kullanılmayacak artık diye düşünüyorum. Ne yazık ki mesela yazılı basında. Ben halbuki gazete okumayı çok seviyorum. Hala onu böyle katlayıp, onun bir adabı var böyle katlayıp böyle hani yandakini böyle açıp rahatsız etmek değil. Öyle her köşesine kadar okumayı çok seviyorum ama maalesef artık yazılı basında kalmadı. Kalmadı. Sosyal medyaya değinmek gerekirse mesela şimdi bir reklam vermek, işte bir dergiye bile çok üzülüyorum bunu söylerken ama mesela işte derginin 10 bin tirajı var diyorsun. Bir reklam ediyorsun ki benim reklamımı kaç kişi gördü? Şimdi sosyal medyada yaptığımız için bu işleri. Hı hı. Ya bir ölçümleme yok. Ya 10 bin tirajımız var da yani hepsi gördü. Beni kim gördü? Ama şimdi sosyal medya öyle değil. Hangi işte hedef kitlenle, hangi yaş grubuna hitap ediyorsun? Bir reklam verdin, her şeyi seçe, konum, yaş, işte neresi seni takip ediyor, ölçümleme var. O yüzden de insanlar artık sosyal medyaya çok ağırlık veriyorlar. Reklamları, tanıtım. İşte görüyorsun bak sen mesela çok güzel bir yayın yapıyorsun artık böyle şey YouTube üzerinden. Yani biraz maalesef yayıncılık da şey demode oldu. Yani klasik geleneksel yayıncılık biraz demode oldu yani günümüzde. Evet evet kesinlikle. O yüzden de televizyon programı şu an çok zor görünüyor hakikaten. İnşallah olur. Çok seviyorum televizyonu çünkü. Hala seviyorum. Eski bir alışkanlık belki de. Onun verdiği bir şey de var hani. Ama yavaş yani yavaş. Yavaş yavaş tükendi diyebilirim. Şimdi evet, daha çok ben de işte Instagram olsun, TikTok olsun daha kısa. Bir de insanların böyle tahammülü de yok onu fark ettim. Yani 15 saniye çok içinde net, tüketiyoruz tabii. Böyle. Hani tabii yani. Hemen geçiyorsun artık yazı okumaya bile tahammülü yok. İşte insanlar videonun uzunluk süresine bakıyor. Hani yani aynı çok başlık tabii. Altına daha kısasını tercih edip izliyor. Ya da uzunsa da atlaya atlaya seyrediyor. Yani evet, kimse oturup da hani bir saatlik bir şey izleme yok, tahammülü değil. Kalmadı. Öyle bir yani, şey yok. Yani artık öyle de zaten o yüzden mesela işte... Ben eskiden Beyaz Show falan vardı hatırlıyorum. Beyaz Show falan. Ya zaten 3 saat izleyemezsin. Onlar neymiş öyle diyorum ya. 3 saat falan. Yani 3 saat zaten birini ekranda tutamazsın yani. Mümkün değil hani böyle. Evet. O yüzden de seviyorum ya sosyal medyayı. Hani nereye şimdi bağladım ama, bile. Ama güzel bir yere bağladın. Tam sosyal medya. Şimdi tabii Fulya sen hani bunu iş olarak yapıyorsun. Yani sosyal medyadaki varlığın aslında biraz işle çok bağlantılı. Hatta Yumi Agency diye de bir sosyal medya ajansın var. Otellerin dedin. AVM'lerin evet, evet. Tanıtımlarını. Genellikle hani otel ve AVM alanında uzmanlaştık diyelim. Bir ekibimiz var. İşte her türlü sosyal medya hesaplarını, LinkedIn, işte gerekirse YouTube vesaire hani ne gerektiriyorsa hesap. Onların sosyal medya hesaplarını yönetiyoruz. Hatta yurt dışına da açıldık. Şimdi Amsterdam'da bir AVM. Ay şimdi eski kanalcılıktan kalma isim vermişim. Hani şey giriyor. Çünkü hani reklama giriyor ya. Esiriyorum. Hani televizyonculuktan kalma bir alışkanlık. Evet, evet. O an Rütük şimdi şey olmasın reklama girmesin. Ondan sonra artık söyleyebiliyoruz değil mi? Ben hala bakar mısın? Şey kalmış, orada bipliyor musun? Beni blurluyor. Neyse, evet. Bir bip ama sesi istiyorum markaları verirken dermiş. Falan kırmayalım, bir bip. Ay ben ya eski bak şimdi anıların şimdi şey yapalım benden de böyle işte çekim sonrası böyle işte ya çekimin kaydını isteyenler oluyordu ya bir şey oldu ya bir diyordu ki şu cümleyi de söyleyelim falan. Ben hemen her şeyi Rütük'ün üstüne atıyordum. Rütük kızıyor, Rütük şey. Ama uğraşmak istemediğimden yani. O yüzden Rütük'cüğüm hakkını helal et. Gerçekten üstüne çok şey attım senin. Hakikaten öyle oldu. Ha, şey anlatıyordum tamam bak. Yumi Agency. Yumi Agency. Biz 2014 yılında kurduk. Benim bir ortağım var. O da Kubilay Sakarya. O da iç mimar zaten. Evet, sen de tanıyorsun. Tanıyorum. 2014 yılından beri hizmet veriyoruz. AVM'lerle çalışıyoruz. İşte Ankara mesela Forum Ankara, Forum İstanbul, Gordion AVM, Adres İstanbul, Forum İstanbul'da Marmara Forum vesaire. Hani böyle dışarıdan iş yaptığımız işte kreatif içerik de sunduğumuz
yani markalarımız var. Bunun yanı sıra işte Hilton grubuyla, Divan grubuyla çalışıyoruz. Amsterdam'da aynı şekilde öyle bir AVM ve bir Seyşeller'de de yine şimdi 3 tane Hilton, hatta bir tanesi de eklenecek. Daha çok böyle kurumsal şirketler, ama kurumsaldan da hani yine daha böyle nişe gitmek gerekirse otel ve AVM'cilik sektöründeki sosyal medya alanında işte bir tasarım yapabiliyoruz. Yani tasarım ajanslığını da üstlendiğimiz markalarımız var. Böyle full kadro, hani full hizmet veren bir sosyal medya ajansıyız aslında. Influencer işbirlikleri yapıyoruz. İstediği, markalarımız istediği zaman böyle influencer PR desteği verebiliyoruz. Bu şekilde böyle bir şey. Yani gerçekten ajans. Dev kadro sahiden. Ya ben 2014'te işte biz Kubilay'la ilk kurduğumuzda, o yüzden diyorum ya, yani sanki anlattığım şeyler fi tarihinde gibi değil aslında. 2014 yılında, yani şunun şurasında. Yani hani 2021'in başındayız, 6 sene. Ya biz 2014 yılında çok ciddi söylüyorum. Bu işe ilk girdiğimizde Kubilay'la insanlara sosyal medya dediğinizde hı falan diyordu böyle. Yani 5 sene içinde nereye geldi dünya hakikaten? Ya üniversitelerde bölümleri açılıyor yani, evet, artık yani uzmanlığı. 2014'te biz böyle görüşmelere gittiğimiz zaman yani öyle bir insanlar bize bakıyorlardı ki sanki internette icadıyla anlatmaya başlıyordu. Yani işte internet var, bakın sizin için faydalı falan, böyle böyle. Şimdi tabii biraz ya 6 senede bu değişti diyorum, o yüzden sanki böyle öyle sene 70'ler falan değil yani. 6 sene içinde tamamıyla her şey hayatımızda değişti. Sosyal medya, özellikle bu pandemi döneminde de hakikaten insanlar kendilerini duyurmak vesaire için sosyal medyayı çok kullandı. Yani günümüz trend işlerinden bir tanesi. Tabii ki çok emek istiyor. Hakikaten işte sen biliyorsun yani, bir program çekiyorsun ya da işte bir içerik post ediyorsun. Bir şekilde sonra 2 saat sonra eskiyor artık. Yani yeni bir şey üretmen gerekiyor. Aslında dışarıdan göründüğü kadar kolay işler de değil. Evet. Benim arkadaşlarım şey diyor, her zaman diyor ki işte ay ne kadar güzel, ne eğlenceli, işte çekimler, işte otellere gidiliyor işte falan filan. Bir gün arkadaşıma benimle getiriyor. Ya dedi, siz ne bu böyle ya, çok yorucuymuş dedi. Yani hiç de aslında dışarıdan göründüğü gibi işler değil. Tabii. Ya ben bazen mesela kendi Instagram sayfam için hani ona güldük ama işte kombin çekileceğim. İşte bayağı bavulumla dolaşıyorum. Ya bayağı sokakta böyle hani arka böyle backstage çekilse hakikaten komedi. Sokakta böyle yerde kıyafet, ama artık utanmıyorum da. Hani şu kıyafeti böyle montu giyip tekrar hemen poza devam ediyorum böyle. Ya sosyal medya demişken Fulya, şimdi şeye bakıyorum. İşte ya biraz sabun köpüğü, influencer çok dolu. Çok eleştirdiğim bir şey. Ama şimdi senin çok hani ayrıldığın bir nokta var. Çünkü hani o işin kalitesi benim için çok önemli bir ölçü. Sen de tabii ki de bunu görüyoruz. Zaten hani örnek ya olsun diye de aslında çağırdık. Çünkü şöyle bir bakıyorum, diksiyon yok. Evet. Konuşmalar çok zayıf. İşte birçoğunda küfür kıyamet yani, hani baktığında sosyal medya hesaplarında. Garip bir şekilde prim de yapıyor, ben anlamıyorum. İnanılmaz yani. Takipçiler milyonlar işte ya, aslında bir sansasyonla bir yere gelmek hala bir tek onun modası geçmedi bak. Maalesef evet. Yani bakınca. İsimler. Ama hani. Sektör dedikodusu ya. Yani sahiden çok da taşlamak istemiyorum ama. Ya var tabii ki, her işin olduğu gibi yani bu işi de böyle suistimal eden isimler var ama ne yazık ki günümüzde bu tarz isimlerde nasıl prim yapıyor? Okan Bayülgen bir şey demiş ya son günlerde, ya neyse söylemeyeyim onu şimdi, taşlamasınlar. Bir katıldığım bir yorumu var aslında hakikaten. Yani bu küfür vesaire nasıl bu kadar yani televizyonculuğu, işte biz o yüzden o ekolü aldığımız için hala ben Instagram'da bile olsa bir takipçime bir saygım var hakikaten. Evet. Yani beni takip eden insanlara hani her zaman faydalı bir şeyler kendi çapımda yapmaya çalışıyorum. Hala öyle. Ama son yıllarda dediğin gibi biraz prim yaptı. Böyle saçma sapan içerikler. Ben bazen hakikaten kimsenin yaptığı işe, her emeğe sonsuz saygım var ama öyle saçma içerikler görüyorum ki milyon izleniyor. Ben dehşete düşüyorum. Yani yemin ediyorum 5 dakika tahammül edemiyorum ve mesela. Ve bu insanlara işte hani reklam için işte bir story atmaları için 40 bin, 50 bin. Tabii çok ciddi rakamlarda. Rakamlara yani, hani. Hakikaten böyle rakamlarda dönüyor. Ama ben kendi adıma hakikaten hiçbir zamanda
başka böyle abuk subuk şeylere hiçbir zaman bulaşmadım. Çünkü bir duruşum olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Her markada mesela, her markayla da çalışmıyorum. Çünkü hani beni yansıtmayacak, sadece her şey para da değil, beni yansıtmayacak, beni doğru, onu, ben markayı da mesela hani doğru ifade edemeyeceğimi düşündüğüm işbirlikleri asla yapmıyorum mesela. Hala o yüzden beni piyasa, influencer piyasa bilir mesela, der ki Fulya bunu paylaşmaz, işte Fulya buraya gelmez der. Yani ama bu da bir duruş meselesi. Ben evet, bu böyle olmaktan da son derece mutluyum. Çünkü kaliteli içerikler peşinde koşuyorum. Kaliteli şeyler yapmaya çalışıyorum. Şeyden şöyle... rahatsız oluyor musun? Şimdi influencer deyince aslında akla ilk gelen, şimdi seninle eleştirdiğimiz kesim geliyor aslında. Influencer deyince işte içi boş, diksiyonu düzgün değil, evet, ne, sadece para için her türlü ürünü tanıtan kişiler geliyor. Ama şimdi senin tabii dediğim, az önce söylediğim ölçüler doğrultusunda çok ayrılan bir tarafın var. Evet. Ama influencer deyince hani o sıfattan üzülüyor musun? Ya, aslında influencer sonradan oldu. Yani şöyle, biz blogger'dık. Yani gerçekten blog sayfalarımız vardı. Eski influencer'larız biz aslında. Eski blogger'larız. Çok yeni isimler çıktı ama eskiler birbirini çok iyi tanır. Özellikle İstanbul'da. Gerçekten şöyle iki avuç insan bile değildik. Yani 10-15 kişi olalım bu işi yapan. O yüzden eski blogger'lar birbirini çok iyi tanır zaten. O yüzden takipçiye bakılmaz mesela. Hala marka eğer gerçekten bu işi çok iyi biliyorsa, işte hangi ajansla çalışıyorsa, böyle influencer iletişimi yapan eski influencerlar, yani daha doğrusu bloggerlarla hala çalışırlar. Mesela takipçisi kaç olursa olsun önemli değil. Konuyu bak yine de aldı benden. Hayır, bir de takipçi böyle şu an çok şey oldu ya, çok belirleyici. Yani. Ya evet, artık ben zaten bence herkes kendi bir influencer oldu yani, öyle değil mi? Evet. Herkesin kendisine göre, aslında hepimiz birer influencer olduk. Herkesin kendisine göre bir takipçi kitlesi var. Paylaştığı şeyler var, işte yaşamından kesitler, ailesinden, çocuğunu, eşini kullandığı şey. Herkes kendini bir şekilde birilerini etkiliyor diye düşünüyorum yani. İnfluence ediyor doğru gerçekten. Ama bir yere bağlayacaktım. Ben niye konudan konuya atlıyorum acaba? Neyse, unuttum artık. Evet, çok güzel gidiyor Fulya. Biz işte bloggerlıktan geldiğimiz evet, için o başka bir kültür. O da mesela blog sayfalarımız vardı. Hepimiz birbirimize yorum atardık. Sonra Instagram'a geçtik hepimiz. Tabii bloglar evet, artık dediğim gibi onlar da biraz demode oldu. Bu bahsettiğim şey 2011, 2012, 2013, yani çok eski yıllar değil. Blog da artık Instagram'a geçtik. Instagram üzerinden paylaşımlar yapıyoruz. Ha, bu arada evet, mesela ben de kesinlikle bu diksiyon vesaire konularını daha çok paylaşmak istiyorum. Özellikle de bazen paylaştığım zaman işte seslendirmeyle alakalı böyle bazen ufak videolar koyuyorum. İşte böyle Kore dizileri falan seslendirme oluyor ufak ufak. Onları falan koyduğumda böyle insanların çok hoşuna gittiğini fark ediyorum. Ya da yeni nesil işte influencerlar böyle konuşuyor, o kadar rahatsız ediyor ki mesela kendi falan böyle konuşuyor. Allah'ım ya, kendinize çok iyi bakın, kendinize. Mesela o kendinize beni hani anlatamıyorum. Allah'ım. Kendi değil, kendi. Falan olmuşum ya gibi. Evet. Böyle şeyler batıyor ama tabii şey... Pek dikkat etmiyorlar sanırım. Kimse dikkat etmiyor yani. Bir de çok hani genç nüfusu takip ettiği için onları, bütün o hani onlar nasıl konuşuyorsa gençlerin tabii, ağzına tabii bakıyorsun. Aynı şekilde onlar da aynı hataları yaparak evet, maalesef işte yerleşiyor. Ama influencer kavramı da biraz değişti. Hani kim artık ne yaparsa hani artık küfür mü etti. Bir de bakıyor işte biri tuttu, işte ardından bir kitle geliyor. İşte tamam, ben de böyle yaparsam benim de tutar diye. Bir sürü zaten yeni nesil çocuklarla konuşuyorum. Ya YouTuber olmak istiyorlar. Tabii yani gerçekten, artık avukatlık, doktorluk, mimarlık bunlar. Ay, yok, hiç öyle hayaller kuran yani çocuklar yok. Yeğenim var yani. Gerçekten kuzenim, çok seviyorum onu da tane. Mesela o kaç yaşında hani 13 yaşında YouTube kanalı var falan, böyle bir şeyler paylaşıyor. Merhaba arkadaşlar falan da yani. Çok tatlı mesela, çok seviyorum. Yani seviyor çocuklar ve çok son derece de başarılılar yani kamera önüne. Çok alışkınlar. Yani çok rahatlar bence. Herhalde izledikleri o videolardan vesaire olsun. Tabii ya, evet, benim kızım işte 3,5 yaşında yani işte cep telefonu, anne şunu al da beni bir fotoğrafımı çeker misin diyor.
kızım çok erken daha diye böyle hani poz veriyor. Tabii. Şey hani gerçekten dediğin gibi objektifle birlikte büyüyorlar ve çok alışkınlar. Hani Z kuşağı zaten dijital yerli onlar. Evet. Abi, kesinlikle. İşte diyorum ya televizyon güle güle yani herhalde mesela senin kızın gerçekten televizyon hani şu an görüyor belki yani ama ondan sonra gelecek nasıl bilmeyecek yani kesin ve net. Tabii, çok hızlı tabii. Gelişti. 5 sene içinde her şey çok değişti. Peki şimdi şeyi öngörebiliyor musun? Yani hani şimdi sosyal medya üzerine bir uzmanlığın var ve pek çok markayla da kurumsal anlamda çok güzel işler yapıyorsun. Bu da bitecek ama yani hani şey televizyon gibi biz de sosyal tabii medyanın demode olduğunu konuşacağız bir gün. Kesinlikle konuşacağız. Belki bundan bilmiyorum 20 sene sonra diyeceğiz ki bir işte Instagram vardı bak görüyor musun ne güzeldi falan. Şimdi kesinlikle diyeceğiz. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi sonu da var. Yani popüler olduğu bir dönem var. Bunun karmağını yiyen insanlar var bir şekilde ve demode olduğu zaman da gelecek. Kesinlikle olacak ama bu önümüzdeki ben 20-30 sene içinde bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani demode olmayacak. Ha, belki başka platformlar çıkabilir kendimizi ifade ettiğimiz. Farklı uygulamalar çıkabilir ama sosyal medya, dijital ortam çağımızın zaten gündemi olan bir konu ve bir 30-40 senede biz bunun üzerinden devam edeceğiz gibi geliyor. Sadece yazılı ve görsel basın maalesef bitecek. Yani zaman içerisinde böyle iyice azala azala ivmesi bir şekilde kalmayacak. Dizilerin bile artık online platformlara işte geçiyor zaten. Tabii. Netflix'ler vesaire hani. Evet. Keza yerli işte Blue TV vesaire artık yavaş yavaş bir dönem bu geçiş süreci bitecek. Hı. Ama sosyal medya asla yani bunun bir süre daha bu şekilde gidecek. Yani eğer bu işe girmek isteyenler varsa sadece hani ne yapmak gerekiyor? Çok emek vermek gerekiyor. Dediğim gibi 2 saat sonra paylaştığınız içerik artık eski bir içerik yani güncel bir içerik değil. Sürekli bir şey üretmek gerekiyor. Yılmamak gerekiyor. Çünkü günün sonunda 1 senede uğraşsanız, 2 senede bir şekilde gerçekten emek verdiyseniz bir yerlere kesinlikle geliyorsunuz. Sadece sabredecekler biraz. Bir de özgün içerik çıkarmak çok önemli. Artık birbirini tekrar eden çok içerikler oldu. Mesela işte Instagram Reels'i ben Instagram'ı seviyorum. Hani çok da aktif kullanmaya çalışıyorum ama Reels'ten ben böyle artık kusacağım çok kötüyüm. Çünkü herkes bütün böyle hani o blogger, influencer hani sayfası dediğin herkes aynı içerikler. Birbirini kopyalıyor, kopya böyle o içerikler. Tabii bir şey kirliliği de var, böyle bir paylaşım kirliliği de var. Ama yine birileri hani bir şey yapmak istiyorsa bu alanda hiçbir şey için geç kalınmış değil. Hala özgün içerikler yaratılabilir. Evet. Özgün içerikler hala prim yapıyor. Mutlaka bir gün keşfediliyor. Başarılı insan ne olursa olsun bugün program yapmaya başlasın. Gerçekten başarılıysa bir gün keşfediliyor zaten. Dolayısıyla yılmadan çalışmaya devam. Sen de çok hani çok uzun yıllar bu işi yapacaksın. Ve bloggerlıktan geldiğin için aslında çok hani bu yeni yeni meslek sayılan. Mesela biliyor musun? Uzmanlık yazmak işte bu da bir tecrübe. Yazmak hiç benlik bir şey değilmiş mesela. Ben yazmayı hiçbir zaman sevmedim. Ama o dönem yaptım. Yani dürüst olmak gerekirse. Fotoğraf çekim yapmayı çok seviyorum. Fotoğraf çekilmeyi seviyorum. Instagram'ı servis etmeyi seviyorum. Ama yazmayı hiç sevmiyorum. Hala metin bulamıyorum. Yani şöyle yazacak bir şey hala o captionlar var mı böyle şey. O başlıkları yazacak bir şey bulamıyorum. Hani bazen kalp koyup atıyorum falan filan yani. O şekilde ama bloggerlığı ben aslında dürüst olmak gerekirse çok sevmedim. Ama ta oradan başladığın için evet, şimdiki tabii. Sürecin çok daha sağlam İçin, ilerliyor. Mutfağında tabii ki çok yetiştim o anlamda. Bugünlerinde işte bu sosyal medyanın ajansım varsa bu işleri yönetiyorsak, bu markaları hakikaten yönetebiliyorsak tabii ki bunları tecrübe etmem de gün çok bana katkısı oldu diyebilirim. Bloggerlığın da aynı zamanda. Her şeyin öyle. Şimdi video çekiyoruz markalarımızda. Televizyonculuğun o video çekerken çok büyük katkısı var. Yani bir metin yazılacak işte bir kampanya, bir promosyon metni yazılacak. O bloggerlığın ne kadar hani yazmayı sevmemiş olsam da onun çok etkisi var tabii ki. Ben artık hani bazı şeylerde seslendirme de yaptığım için hani çektiğimiz otel videolarını falan üzerine seslendirmesini de artık ben yapıyorum. Gerçekten tek kişilik. Tek kişilik dev kadro. Aslında meğer ben böyle şeymiş böyle hayali bir ajansta böyle tek kişiymişim aslında. Her işe koşturuyormuşum falan. Evet yani şimdi kabullenmekte belki zorlandığımız yani pek çok kişinin zorlandığı bu sosyal medya uzmanlığı işi artık şimdi
çok gündemde ve diyoruz yani 30-40 yıl sonrasında da asla ölmeyecek, bu devam edecek. Bence çok daha kök salacak bir iş. Kesinlikle. Çünkü gerçekten artık bütün kurumlar zaten sosyal medya uzmanıyla çalışmaya başladı. Yani maalesef, artık meseleye uyandılar. Evet, yani maalesef şu an hani dijital platformları, dijital medyayı kullanmıyorlar, kaybetmeye mahkumlar yani. Hatta geç bile kaldı. Bir marka için söylüyorum. Şu an kullanmıyoruz. Devlet piyasa, kurumları bile sosyal medya hesabını kullanıyor. Yani. Ama düşünüyorum da devlet kurumu bir anda böyle şey işte şey bakanlık mesela açtı değil mi? Yani çok değişik geldi. Ama kullanıyorlar evet bu tabii, arada yani. Tabii tabii. Belediyeler. Kimse, belediyeler. Mesela Twitter'ı çok aktif kullanıyorlar. Tabii. Ya. O siyasi kesim gerçekten. Hani ben Twitter'da hiçbir zaman aktif olmadım. Çünkü bizim dediğim işin daha kreatif ve eğlenceli tarafındayım. Ve görsel çok önemli. Evet görsel çok önemli. Hani Twitter'da hala hani sonuçta işte bir siyasi bir gündem var hakikaten yani hani herkesin de takip ettiği. Yani şu an sosyal medyayı kullanmayan hala varsa yani pay da çok daraldı. Yani şey pay bir pay vardı eskiden. Az kişi kullanıyordu. Şimdi çok daraldı. Eğer sosyal medyayı gerçekten dijital platformları kullanmayan varsa yani kaybetmeye mahkum ne yazık ki. Çok geç bile kaldı öylesin. Bir marka için bunu söylüyorum. Yani bireysel olarak her zaman başlayabilirsiniz ama bir marka için geç bile kaldı. Ben artık ya internet sitesi bile artık önemli değil. Ben yani tabii. İnanır mısın Deniz şey bir markayla çalışacağım. Bir şey olduğu zaman giriyorum hemen Instagram'ına bakıyorum. Hani bu kişi ne yapıyor? Hani benim için böyle şey gibi oldu. Web sitesine bile çok artık nadir giriyorum. Yani web sitesi bile maalesef. Maalesef evet önemini yitirdi ama bakalım yani 30-40 yıl daha sosyal medya ama var blog, diyoruz. Ben tekrar blogun geri döneceğini düşünüyorum. Çünkü ister istemez internette yazılı içerik bir SEO gibi yani Search Engine Optimization aramada ön planlara çıkmak istiyorsanız mutlaka sizden çok kişinin bahsetmesi lazım. O yüzden de marka işbirliklerinde bloglara geri dönüleceğini düşünüyorum mesela. Çünkü bir marka için ne kadar Google tarafında onun keyword işte bana çok kızacaklar bu arada. Ben bir hani televizyoncu ve TRT kökenli olduğum için bu kadar İngilizce kelime kullanmamam anahtar lazım. Anahtar kelime. Ama yani gerçekten dilimize pelesenk olmuş artık. Evet. Dijital sosyal medyada da hakikaten bu kelimeler artık böyle hani kime söylesen biliyor. Hani Türkçesini bulamıyorum bazen. Çok global kendimi, oldu artık bunlar. Kendime mesela çok ayıpladığım bir şey. Çünkü ben son derece hani böyle öz Türkçe konuşalım aman edelim diyen bir insan bile ben hani bu hale geldim yani maalesef. Çünkü globalleşmiş İşte artık dijital medyada da hani bazı anahtar kelimeler hakikaten çok universal oldu yani global oldu. Bak yine konudan konuya geçtim. Yine konunun özünü unuttum. O yüzden blog sayfası diyordum. Yine önem kazanacak. Önem kazanacak kesin ve net. Yani blog sayfaları varsa bence ara ara yazı girmeye insanlar devam etsinler. Çünkü markalar için önümüzdeki işbirliklerinde çok önemli. Markalar ne yapıyor? Ne kadar onun hakkında bahsedilirse Google aramalarında ön planda çıkmaya başlıyor. O yüzden yazılı içerik önemli, her zaman önemli tabii ki. Bloglarda geri dönecek diye düşünüyorum. Senin için hiç yabancı değil zaten. Hülya'cığım gerçekten çok popüler bir sektörle ilgili çok kıymetli bilgiler verdin. Çok teşekkürler. Ben bana kalsa böyle dedim. Ben daha anlatacağım. Çok anlatacak şeyim varmış. Ben bir daha konuk olayım. Evet, evet. Sahiden valla ikinci, üçüncü kez seni ağırlamaktan keyif alırız. Uzun zamandır da hani genelde hep o koltukta oturan ben oluyordum. Uzun zamandan sonra hani ben bu koltukta olunca hoşuma da gitti. Aslında ben kameranın bu tarafını da çok seviyorum gerçekten. Çok da yakışıyorsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. İnşallah böyle yeniden anlatacak çok şeyim varmış. Ya bir dokun bina bir şey. Hani öyle ada durduramıyorum kendimi. Şeyler daha anlat olayım. Çok özlemişim hani kamera önünde olmayı. Hem öyle hem çok yakışıyorsun. Tamam. Hem çok saydan... İşi de bildiğin için bu da çok rahat, çok güzel ilerliyor. Yani seninle de tabii ki sohbet çok keyifli. Senin de çok büyük etkin var yani. Hani böyle şey olmuyor TRT gibi. Evet siz daha nasılsınız? İyisiniz. Kalmadı artık zaten öyle bir şey de böyle. Sen de çok hani enerjin çok yüksek zaten her zaman öyle. Güler yüzün yeter. Teşekkür ediyorum. Ama anlatacak çok şey varmış. Hani ya bana ne bu olmadı. Ben bir daha kapatın biz devam edelim. Ben bir daha gel. Hayır ya. Sahiden öyle. Tamam. Anlatacak şeylerim var. Tekrar tekrar ağırlayalım seni. Tamam. Sahiden çok çok severek. Tamam anlaştık.
Bir dahaki bir konu belirleyeyim, yine geleyim ben. Bir konu üzerine sahiden. Bu sefer dedikodu yapalım. Dedikodu. Bu sefer sektörü dedikodu. Sektörü çekiştirelim. Tamam. Oyuncuların sektörü falan der. Konu bambaşka bir yere gidermiş. Evet Fulya, gerçekten çok keyifliydi. Seni de çok çok özlemişim. Ben de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Biz benim de çok teşekkür ediyoruz. Program. Hayırlı olsun bu arada. Tüm ekibin de ellerine sağlık buradan hani. Çok teşekkür ederiz. Sen de bu işi bilen biri olarak senden bir aferin aldık, tamam mı? Estağfurullah. Yok yok. Son derece keyifli her şey. Valla elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi anlatacaklarım bitmedi. Bak durduramıyorum kendimi. Ben yine gelmek istiyorum. Seni bir daha çağıracağız. Seninle haberleşeceğiz. Tamam. Bunun devamını çekeceğiz. Anlaştık. Tamam. Peki. Canım çok teşekkür ben ediyoruz. Tekrar yolun çok çok açık olsun. Senin de öyle. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim, bilirkişi raporundan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.